Yazılı yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar, 2. dönem, 2. inkılap tarihi ve atatürkçülük dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazılayim.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Buradaki sorular LGS sınavına da uygundur arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlayabiliriz. Milletimizin tek bir vücut gibi gösterdiği sarsılmaz, birlik ve gayret sayesinde başarıya ulaşmıştır. Verilen sözünde Mustafa Kemal kazanılan başarıyı aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır? Laikliğe, çağdaşlaşmaya, dayanışmaya, demokratlığa. Cevabımız C şıkkı dayanışma olacaktır. Buradaki bakın milli birlik ve gayret sayesinde başarıya ulaşmıştır şeklindeki ifademiz bize neyi vermektedir? Dayanışmayı vermektedir. Türk milletinin birliğini vermektedir. Cevabımız böylelikle Ceyhan şıkkı. İkinci sorumuz. Mustafa Kemal'in sözündeki altı çizili ifade eden Ankara'nın başkent olmasında etkili olan nedenlerinden hangilerine ulaşılabilir denilmekte okuyalım. Hiç şüphe etmemelidir ki Anadolu ortasına süratle meydana getirecek yeni ve bir mamur yeni ve mamur bir Ankara asırlarca ihmal edilen Türk vatanı için başlı başına bir medeniyet merkezi Türk devleti için pek mühim bir dayanak olacaktır. Bakalım altı çizili kelimemiz Anadolu ortasında olacaktır. Anadolu ortasında da neyi ifade etmektedir? Yani hangilerine ulaşabiliriz? Öncelikle coğrafyaya ulaşabiliriz. Tarihe ulaşamayız. Askeriye de ulaşamayız. Sadece bu sözümüzden Ankara'nın coğrafi bir özelliğine ulaşmaktayız. O yüzden de cevabımız B şıkkı. Yalnız 2 gelecektir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Mustafa Kemal en büyük eserinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtmiş ve çeşitli inkılaplarla ulusal egemenlik anlayışının dayandığı temelleri güçlendirmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir deniliyor. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması ekonomiyle alakalı bir kongredir. Eledik. Miladi takvimin kabul edilmesi bu da şu anki sorumuzla alakasız eledik. Medeni kanun kabulü kadınlara tanınan bazı haklardan alakalı kanundur onu da eledik. Cumhuriyetin ilan edilmesi bizim aradığımız cevap olacaktır. Çünkü bakın burada ne deniliyor? Ulusal egemenlik anlayışında yandığı temelleri güçlendirmiştir. Ulusal egemenlik dediğimizde aklımıza ne gelebilir? Cumhuriyet gelebilir. Cevabımız da böylelikle D şıkkı. Dördüncü sorumuz. Mustafa Kemal'in egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü aşağıdaki ilkelerin hangisiyle doğrudan ilgilidir? Hepsiyle ilgili olabilir ama doğrudan arıyormaktayız. Cumhuriyetçilik, inkılapçılık, milliyetçilik, devletçilik. Cevabımız A şıkkı cumhuriyetçiliktir. Bakın gene burada egemenlik kayıtsız şartsız. Türk milletinin de denemekte. Yani gene burada milli egemenlikten bahsediliyor, milli iradeden bahsediliyor. O yüzden de direkt ne diyebiliriz? Cumhuriyeti, cumhuriyetçiliği örnek gösterebiliriz. Cevabımız Adana şıkkı. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 5. sorumuza devam edebiliriz. Atatürk bu sözüyle hangi yönünü ortaya koymuştur? Ben lazım geldiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim demekte. Kararlı kişiliğini mi, inkılapçı yönünü millet ve yurt sevgisini mi, barış severliğini mi göstermektedir? Tabii ki de C şıkkındaki millet ve yurt sevgisini göstermektedir. Ve bu uğurda neyini feda ediyor? Kendi canını feda etmekte. İnsanın zaten en kıymetli şeyi kendi canıdır. Ve bu en kıymetli şeyini de vatan ve millete aşkına ne yapabilmekte? Verebilmekte, feda edebilmektedir. Cevabımız da Ceyhan şıkkıdır arkadaşlar. 6. Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasını sağlamıştır. Milletin iç ve dış tehditler karşısında bütünleştirmiştir. Türk toplumunu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir. Türk toplumunu pardon, yukarıdaki Atatürk ülkelerinden hangisinin Türk toplumuna sağdığı faydalar vurgulanmıştır deniliyor. Bu faydalar hangi Atatürk ülkesiyle eksileri al alakalılandırılabilir arkadaşlar? Laiklik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, inkılapçılık Tabii ki de B şıkkındaki milliyetçilikle e, ilişkilendirilebilirler. Çünkü milliyetçiliğin içinde milli birlik var, milli beraberlik var, toplumun bütünleşmesi var. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki en etkili duygu milliyetçiliktir aynı zamanda bu da vardır. Ve bu yüzden de sorumuzun cevabı B şıkkı milliyetçiliktir. Yedinci sorumuz Atatürk ilkelerinden biri laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Buna göre Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi laiklik ilkesiyle doğrudan ilişkilidir? A şıkkı Yeni Türk alfabesinin kabulünü laiklik olarak ifade edemeyiz. Laikliğin içinde biraz da din olması gerekiyor. O yüzden A'yı eledik. B'de halifelik kurumunun kaldırılması. Halifelik dinle alakalı bir kavramdır ve bu yüzden de halifeliğin kaldırılması laiklik esasında kabul edilmektedir. O yüzden de B bizim doğru cevabımız ama diğer şıkları da bakacağız. Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi. Bunu inkılapçılık olarak kabul edebiliriz ama laiklik olarak edemeyiz. Soyadı kanunun kabulü de halkçılık olarak kabul edilebilir arkadaşlar. O yüzden bunu da eliyoruz. Ve B şıkkındaki halifelik kurumunun kaldırılması direkt olarak laiklikle alakalı bir yenilik olacaktır. 8. sorumuza geldi sıra. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte devlet ekonomik alanda üstüne düşen görevle yerine getirmeye başlamış özel girişimlerin üstesinden gelemeyeceği önemli çalışmaları doğrudan doğruya kendisi yapmaya başlamıştır. Bu gelişmenin aşağıdaki Atatürk ilke'lerinin hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir deniliyor. Halkçılık, inkılapçılık, milliyetçilik, devletçilik. Cevabımız D şıkkı devletçiliktir arkadaşlar. O zamanlar bildiğiniz gibi özel sermaye hani iş yapacak kadar bir boyutta değildi ve bu yüzden de devlet ne yaptı? Bu özel sermayenin yapabileceği şeyleri kendisi yapmaya başladı. Örnek olarak banka açtı vesaire şeklinde söyleyebiliriz. Bu da neye girmektedir? Devletçiliğe girmektedir. Devletçilik deyince aklımıza Ekonomiye gelecektir. Ekonomi deyince aklımıza devletçilik gelecek. Unutmayalım ve 9. sorumuza geçelim. Türk toplumunun her kesiminin kanun önünde eşit olmasını, devlet hizmetlerinden tüm vatandaşların ve yurdun her bölgesinin eşit olarak faydalanmasını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir? Milliyetçilik, cumhuriyetçilik, devletçilik, halkçılık. Halkçılık deyince de aklımıza ne gelecektir? Eşitlik gelecektir ve burada da eşitlik anlatıldığından dolayı en iyi ilkemiz, en iyi karşılayan ilkemiz D şıkkı halkçılık olacaktır arkadaşlar. 10. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türk çağdaşlaşma anlayışına uygun değildir şeklinde olumsuz olarak sorulmuş. İlk ifademize bakalım. Yerli malı kullanımını arttırma Türk çağdaşlaşmasına uygundur arkadaşlar. Milli de olacaktır. O yüzden Türk çağdaşlaşması anlayışına uygundur. İkide kalkınmayı yabancı sermaye ile gerçekleştirmek uygun olmayacaktır tabii ki de Türk sermayesiyle daha iyi bir yere gelinecektir. O yüzden de bu ifademiz Türk çağdaşlaşma anlayışına uygun değil. Milli kültürümüz araştırma ve geliştirme uygundur. O yüzden doğru. Mutlakiyete dayalı yönetime geçme bu da Türk çağdaşlaşması için uygun olmayan bir ifadedir. Cumhuriyet en iyi yönetim şekli olacaktır çok partili hayata geçmede Türk çağdaşlaşmasına uygun bir ifadeyken biz olmayanları aradığımız için cevabımız 2 ve 4 Bursa şıkkı gelmektedir. 11. sorumuza geçiyoruz. Aşağıda etkinlik kağıdına verilen bilgi doğru ise D, yanlış ise Y yes sütununu işaretlenmiştir deniliyor. Buna göre etkinlik kağıdına verilen bilgilerden kaç tanesi doğru işaretlenmiştir? Bakalım Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı ırkçı değildir. Doğrudur. Zaten Atatürk milliyetçiliği diye bir anlayış söz konusudur. Doğru olarak işare işaretlendiği için sorumuz doğrudur. Medeni Kanun'un kabulü halkçılık ilkesiyle bağlantılıdır. Doğrudur arkadaşlar. Halkçılık ilkesiyle eşitlikle alakalıdır. Çünkü kadınlara bazı haklar tanınmaktadır. İşte şahitlik olarak kadınlarında da bir kişi sayılması, erkeklerle eşit olması sağlanmıştır. Miras konularında gene onların da eşit pay alması sağlanmıştır diyebiliriz. Önceden iki kadın bir erkeğin şahitliğine eşler sayılmaktaydı. Bu gibi sorunlar ortadan kalkmış oldu medeni kanun sayesinde. Devletçilik ilkesi gereği özel sektör yok sayılmıştır. Yanlıştır arkadaşlar. Özel sektör yok sayılmamıştır. Özel sektörü teşvik yapılmıştır diyebiliriz. O zaman özel sektörün yapamayacağı Ifade, kavramları, faaliyetleri devlet kendisi yapmıştır. Yanlış denildiği için gene sorumuz doğru cevaplanmıştır. 5 yıllık kalkınma planları cumhuriyet ilkesi e, gereğidir deniliyor. Cumhuriyetçilikle alakası yoktur. Ne ile alakası vardır? Devletçilik ilkesi ile alakası vardır. Yanlış işaretlenmiş o yüzden de sorumuz doğru olacaktır. Kaç tane doğru var? 4 tane doğru var. O zaman cevabımız alanı şıkkı. 12. Yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Türkiye, Trabluskarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle yıpranmıştı ve halkın devlet desteği olmadan ekonomik yönden kalkınması pek mümkün görünmüyordu. Bu nedenle ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için izlenecek yollar devletçilik ilkesine doğurdu. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi gereği ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için izlenecek yollardan birisi değildir denilmekte. Etibank'ın kurulması devletçilik ilkesi gereğidir. O yüzden bu doğrudur. Doğru olduğu için eledik. Çünkü biz olmayanı aramaktayız. 5'te 1. 5 yıllık kalkıma planı da aynı şekilde devletçilik ilkesiyle alakalıdır. Eledik. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması. Bunun devletçilikle bir alakası yoktur. Devletçilik dediğimiz aklımıza ne gelecekti? Ekonomi gelecekti. Bunun ekonomiyle pek bir alakası yok. Yani doğrudan alakası yoktur. O yüzden burun geçiyoruz. D'ye bakıyoruz. Karabük Demir Çelik Fabrikasının kurulması da devletçilik ilkesi gereği olacaktır. Gene bir siz fabrika kuruyorsunuz. Yani bu nedir? Ekonomi ile alakalıdır. Ama C'deki ifademizin ekonomi ile alakası yoktur. Cevap Ceyhan. 13. sorumuz Atatürk ilkeleri milli kültürü geliştirmeyi Türk milletini çağdaş dünyada Pardon, çağdaş dünyaca kabul edilmiş sosyal ve kültürel değerlere kavuşturmayı, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyini üzerine çıkarmayı, hedeflenen hangisi veya hangileri gerçekleştirmeyi amaçlamıştır Atatürk ilkelerine. Bakacak olsak, milli kültürü geliştirmeyi amaçlar. Türk milleti, çağdaş dünyaca kabul edilmiş sosyal ve kültürel de değerlere kavuşturmayı kesinlikle ama amaçlayacaktır. Muasır medeniyetler seviyesine çıkarmayı amaçlamakta. Aklın ve bilimin öncülüğünü çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarmayı muhasır medeniyetler şeklinde de söylenebilir Cevabımız D şıkkı hepsidir böylelikle. 14. Atatürk'ün sözünden bahsettiği girişimle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenilemez. Okuyalım. Bu fıkralar benim iki evladım gibi olacak. Bir baba nasıl iki evladına eşit davranırsa ben de bu iki fıkraya eşit davranacağım. Bundan emin olunuz. Bu girişim memleket için çok hayırlı sonuçlar verecektir. Bu girişimle alakalı Atatürk hangisini hedeflememiştir? A şıkkı demokratik anlayışın güçlenmesini hedeflemiştir. Çok partili hayata geçiş sayesinde demokratik bir ortam oluşacağını söyleyebiliriz. Farklı fikirlerin mecliste bulunmasını da söyleyebiliriz. Çok partili hayata geçirilecek olursa iki parti ortaya çıktığında bunlar kendi aralarında fikir alışverişi yapabilecekler. Farklı fikirler böylelikle mecliste bulunabilecek. Rejime karşı çıkabilecek olayların bastırılması. Bu girişimle bir alakası yok. Direkt bunu söyleyemeyiz. Hükümet faaliyetlerinin denetlenmesi. Evet bu doğru olacaktır. Eğer iktidarın yanında başka bir parti daha oluşacak olursa o parti ne yapacaktır? İktidarın dediklerini yaptıklarını denetlemeye başlayacaktır. Ve bu da e, iktidarın daha iyiye gitmesini e, sağlayacaktır diyebiliriz. Bu da söylenilebilir ama C'deki ifademiz söylenilemez. Cevabımız da Ceyhan Şıkkı'dır. 15. sorumuz. Hazal Hanım'ın yukarıda bahsettiği hakları kazanması aşağıdaki hangi inkılabın sonucunda gerçekleşmiştir? Okuyalım. Artık mirastan eşit pay alabiliyorum ve mahkemelerde eşit şahitlik yaparken eşit haklara sahibim. Ayrıca istediğim meslekte çalışabiliyorum. Bu hangi kanunla beraber ortaya çıkmıştı? Tabii ki de medeni kanun ortaya çıkmıştı. Bunu az önceki sorumuza da bahsetmiştik, söylemiştik arkadaşlar. Kadınlara bazı eşitlik hakları sağlanmıştı medeni kanun sayesinde. Ve bu kanunlar nedir? Burada verildiği gibi. Kadınlar artık istediği meslekte çalışabilecekler, mirasla eşit pay alabilecekler, şahitlik yaparken erkeklerle eşit haklara sahip olacaklar şeklinde bahsetmiştik. Önemli bir kavramdır. Yıldızımızı atalım. Cevabımız Bursa Şıkkı. 16. sorumuz. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ankara'da Atatürk tarafından düşünülmüş olan Sosyal Bilimler Fakültesidir. Hemen üstündeki tepede Numune Hastanesi inşa edilmiştir. Atatürk tarafından 20'li yıllarda başkentin kuzeyinde yeniden canlandırılan Ziraat Fakültesi bu iki yerden daha eskiydi. Metne göre Cumhuriyet döneminde modern Ankara kurulurken aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili çalışma yapıldığı söylenilemez. Şimdi ziraat fakültesinin yeniden canlanması neyle alakalıdır? Tarımla alakalı olacaktır. Çünkü ziraat tarımla alakalı direkt bunu söyleyebiliriz. Numune hastanesini de sağlık ile ilgili söyleyebiliriz. Ayrıca bu fakültelerin hepsini de eğitim olarak söyleyebiliriz. Ama burada ulaşıma dair hiçbir ifade inkılap yoktur. O yüzden cevabımız alana şıkkı. 17. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi toplumdaki ayrıcalıkları kaldırmaya yönelik değildir deniliyor bakalım A şıkkına. Medeni kanun kabulü. Kadınlara bazı eşitlik hakları sağlanmıştı hatırlıyorsanız az önce de söylemiştik. Bu eşitlik sağlanarak ne olacaktır? Toplumdaki ayrıcalıklar ortadan kalkacaktır. O yüzden yönelik olmayanı sorduğu için A şıkkını eledik. Söyle kanun kabul edilmesi de aynı şekilde toplumdaki ayrıcalıkları kaldıracaktır. Şöyle işte bunun kalkmasıyla beraber paşa, a gibi ifadeler kavramlarda ortadan çıkacak. Onun yerine insanların soyadları kullanılacaktır ve bu yüzden de gene toplumdaki ayrıcalıkları ortadan kaldıracaktır. C'de kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi gene eşitlik kapsamında değerlendirebiliriz. Toplumdaki ayrıcalıkları köreltecektir. O yüzden bu da doğruyken Etibank'ın kurulmasının toplumdaki ayrıcalıkları kaldırmaya yönelik bir faaliyet olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Etibank ne ile alakalı? Ekonomi ile alakalı. Ekonomi deyince de aklımıza ne gelecektir? Devlet çilik gelecektir. Ama biz burada eşitlikçiliği, halkçılığı aramaktayız. O yüzden de cevabımız denizli şıkkıdır. 18. sorumuz. Veylan yenilikler aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisini geliştirmek için yapılmıştır? 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması, 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilanı, 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması hangisiyle alakalıdır? Siyasi güç, askeri güç, ekonomik güç, sosyal kültürel güç. Daha çok hepsi arkadaşlar, hepsi toplanıldığında siyasi güçle alakası olduğunu söyleyebiliriz. Hepsi de siyasetle, diplomatla, diplomasıyla alakalıdır. O yüzden de cevabımız Adana şıkkı, siyasi güçtür. 19. sorumuz Yapılan inkılaplar sonucunda okuryazar yazar oranı artmıştır, mirasta kız ve erkek eşitliği sağlanmıştır, karma eğitime geçilmiştir. Verilen bu bilgiler ile inkılaplar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır deniliyor. Okur yazar oranı arttırılmasını hangi inkılapla söyleyebiliriz? Yeni Türk alfabesinin kabulüyle söyleyebiliriz. Çünkü önceki Arap alfabesi Öğrenilmesi ve okuması oldukça zor olduğundan dolayı okur yazar oranı oldukça düşüktü. Ama yeni Türk harflerinin kabulüyle beraber okur yazar oranında bir artış görüldüğünü söyleyebiliriz. Ardından miraslı kız erkek eşitliğini de ne olarak söyleyebilmekteydik? Medeni kanun kabulüyle söyleyebilmekteydik. Kızlara bazı eşitlik hakları tanınmıştı. Önceki sorularımızda da bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi çok önemli bir kavram sürekli karşımıza çıkmakta iyi bilmekte fayda var. Ardından karma eğitime geçilmiştir deniliyor. Bunu da tevhid-i tezisat kanunun kabulü olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve burada ne yoktur? B şıkkındaki kabotaj kanunun kabulü yoktur. Kabotaj kanunu da denizcilikle boğazlarla alakalı bir kanunumuzdur. O yüzden bunu hani bunu da gene milli bağımsızlık vesaireyle ilişkilendirebiliriz. Ama burada onlardan bahsedilmediği için burada dışta kalan Kanunumuz kabotaj kanunu olacaktır. Cevabımız da D şıkkıdır. 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir? Evrenseldir doğru. Yenilikler açıktır, dinamiktir, ırkçıdır değildir arkadaşlar. Hatta Atatürkçülüğün, Atatürk'ün hani Atatürk milliyetçiliği kavramında bir milliyetçiliği vardır. Milliyetçilik normalde ırkçılık olarak kabul edilirken Atatürk'ün milliyetçiliği ırkçılıktan farklıdır, ırkçı değildir. Milli kültürü temel alır bu da doğrudur. C şıkkındaki ifademiz bizim cevabımızdır. Atatürkçülük ırkçı değildir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videoları görebilirsiniz. Son olarak bu yazı sorularına ve daha fazlasına yazıdayın.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Forum sitemize de uğramayı unutmayın. Bizi Instagram adresimizden takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.